Ne kadar inanız. Bizler mucizeye ne kadar çok inanırsak, bu dünyanın en güzel mucizesi bizleriz ve bu mucizeye inandığımız andan mucizeler bizi takip etmeye başlar. Herkes kendi ismini söyleyerek, gerçek ben kimim deyin. Ben Sevil kimim? Gerçek ben Sevil kimim? Gerçek Sevil bir mucize göster. Yaşa. Bir mucize yaşa. Ya evren bana bir mucize göster. Evren merak ediyorum. Mucizelerini bana göster. Bak her gün talepte bulunun. Kendinden de talep et. Sen daha çok yeteneğin var. Yani bizim hepimizin daha çok yeteneğimiz var. Onu açığa çıkması için talep etmeliyiz. Gerçek Sevil kendi mucizelerinin açığa çıkması için neyi bilmelisin, neyi olmalısın, neyi algılamalısın, neyi alıp kabul etmelisin. Yani bunu talep ettikçe biz kendimiz farkındalığımızın daha çok böyle diyeyim genişliğini, aydınlanmamız, farkındalığımız, uyanışımız yani ki bunların daha çabuk olduğunun farkına varacağız. Mesela önceki düşündüğün sen mesela bir konu bahresinde önce başka türlü düşünürdün ya da ki bir başka gözle bakardın. Şimdi tam farklı bir gözle bakacaksın. Bakış açın değişecek. Yani ki önceki belki de o olaya bakarken sinirlenebilirdin. Şu an çok sakin bakacaksın. Neden? Artık gözlemci gibi oradan dışarıdan bakacaksın. Onu yaşayan gerçek kim? Gerçek kim? Bizler enerji boyutundayız. Enerji olarak bizim birçok bedenlerimiz var. Yani ki biliyorsunuz biz yalnız bu et kemikten ibaret değiliz. Bizim eterik bedenimiz var, bizim duygusal bedenimiz var, bizim fiziksel bedenimizden başka ruhsal bedenimiz var, bizim evrensel bedenimiz var. Yani var da var. Bu bedenler şu an ben buradayım. Gerçek ben neredeyim? Bunu açığa çıkması için gerçek evren. Bildiklerimi hatırlamayı seçiyorum. Her gün soruda kalın. Bildiklerimi hatırlamayı seçiyorum. Allah'ım bana bildiklerimi hatırlamak için yardım edecek bilgileri, insanları gönder, göster. Yani bunun farkında olmam için neler mümkün? O yüzden bunları her gün kendinize böyle isminizi söyleyerek Sevil, sen bir mucizesin, bana bir mucize göster. Bak Sevil, sen bir mucizesin, Sevil bana bir mucize göster. Gün boyu söyleyin sabah uyanırken. Bugün ben kimim? Gerçek ben kimim? Bugün hangi mucizeleri yaşayacağım? Bugün hangi mucizeler beni bekliyor? Evren merak ediyorum. Sorun da bırakın, soruda kalın. En çok soru. Neden, niçin yok? Sorular. Sorun bırakın. Evrene. Evren size onun yani ki bir de evrene soru sorarken yine de yüzünüz nasıl bir aynaya bakarsın orada neyi görürsün? Kendini görürsün değil mi? Nasıl bakıyorsun? Çok ciddi mi? Çok üzgün mü? Çok böyle diyeyim güler yüzlü mü? Nasıl bakıyorsunsa bak evren de sana öyle yansıyor. O yüzden evrene bakarken yani sabah uyanır uyanmaz gülüşlerinizle mutluluğunuzu yansıtın evrene. O yansıdıkça size o da geri dönecek. O yüzden yani yeni güne uyandım. Şükürler olsun. Bugünün bana hediyeler nelerdir? Hadi Sevil bugün bana bir mucize göster diye böyle telkinde bulun. Uyanır uyanmaz. Onda bizim bilinçaltımız böyle diyeyim teta ile alfa arasında olduğumuz için uyku uyanık arasında. Onda daha çabuk algılıyor bilinçaltımız ve direkt harekete geçiyor. Akşamları da yapabilirsiniz sabah erkenden de. Yani istediğiniz şeyleri hayalini kurduğunuz şeyleri. Hatta mesela hak ettiğim bu konu ne olur olsun. Hak ettiğim mesela para. Ne kadar para hak ettiğim. Mesela miktarı söyleyeceksiniz. Ne kadar para. Benim
ben Sevil Hacıyevan'ın hak ettiği mesela 10 bin manat, mesela böyle aklımdan geldi böyle söylüyorum. 10 bin manat nerede? Ben Hacıyeva Sevil'in hak ettiği 10 bin manat nerede? Hak ettiğim helal yoldan gelen o 10 bin manatı nasıl, o 10 bin manatı nasıl ulaşabilirim? Sor. Şükürler olsun, hak ettiğim o 10 bin manata ulaştım. Nasıl bu kadar şanslı oldum? Bundan çok daha iyi nasıl olur? Bakın onu hayal ediyorsunuz. Ulaşmış gibi yüz çizgilerinize bir bakın. Yüzün gülüyor, evrene yansıyor. Bak bunları sabah akşam. Ya da ki hak ettiğim işi bulabilme, hak ettiğim, benim hak ettiğim iş nerede? Sorun. Ve bu işi bulabilmem için neler mümkün? Nasıl bulabilirim? Nasıl ulaşabilirim o işe? Ve şükürler olsun ki hak ettiğim, illa ki muhasebeci mi istiyorsun? Ya ne bileyim ben, dizayner ne istiyorsun? O işin adını diyeceksin. Ulaştım. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Nasıl bu kadar şanslı oldum? Yani yüz ifadenizle o işe ulaştığınızı gösterin. Hak ettiğiniz ev olsun. Yani gerçekten bizim hak ettiğimiz çok şey var bu dünyada. Ama nasıl onu, hak ettiğimiz şeyleri hayatımıza çekmemizi tam da netleştirmemiz lazım. Çünkü biz netleştirmedikçe o gerçekleşmeyecek. O yüzden ve bugün ben sizlere tekrar bir çalışmamızı yapacağım. Bakın bugün kaç kişiyiz? Ama bugün de biraz, her güne nispeten biraz az kişi. Yine de nasipte, kısmette ne varsa odur. Kimler tekrarda bunu sizlere söz vermiştim tekrar yapacağımı. O yüzden bugün tekrar yapıyoruz. Bu bir derin, güzel bir tekniktir. Bir dakika ben. Bir dakika. Evet. Şimdi hepiniz rahat bir pozisyon bulun. Bu meditasyonumuz hem hipnoz hem EMDR, yani biraz derin çalışmadır. Yani şu an sizi rahatsız eden bir konunu düşünün. Bir konu. Kurtulmak istediğin. Yani kurtulmak diyen de, yani o duyguyu temizlemek için. Temizlemesini istediğiniz bir duygu. Sizi çok rahatsız edecek bir duygu olsun. Onu düşünün lütfen. Bugün öksüreyim biraz. Çok oldu. Bunun bize hediyeler nelerdir? Evet. Şimdi o düşündüğünüz olay, sizi üzen, sizi rahatsız eden o olaya birden ona kadar rakamsal olarak, rakam olarak bir oran. Ne kadar sizi üzüyor? 10 daha fazla, daha çok. Bir ise demiyorlar ki yok gibi. Böyle. Bakın, birden ona kadar rakamsal olarak bir oranda değerlendirin. Ne kadar sizi rahatsız ediyor o olay, o yaşadıklarınız, ve ona göre yola çıkıyoruz. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Yeni gelen Aysel'cim, sesi kapat canım. Aha. Şimdi gözlerinizi kapatın ve o olayı düşünerek bir yolculuğa çıkıyoruz. Ne yapacaksınız? Benim söylediklerimi sizler hayal edeceksiniz ve kendinizi bütün çalışma boyunca bir anne çocuğuna nasıl sarılır ve
omuzlarınıza, sağ elinizi sol omuzunuza, sol elinizi sağ omuzunuza koyarak böyle omuzunuzdan aşağıya doğru böyle dirseklere doğru böyle yavaş yavaş kendinizi okşayın. Okşamaya başlayın. Ağzınızda nefes alın ve yavaş yavaş verin nefes. Kendinize sarılın. Yavaş yavaş okşayın kendinizi. Derin nefesler alın ve verin. Ve sizinle birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta birlikte şifalanacak. Şifalanacağız. Allah'ın izniyle tabii ki. Şimdi birlikteyiz. Kendimizi bir deniz kenarında hayal edelim. Ben de sizlerlenim. Hepinizle siz oradasınız, deniz kenarındasınız ve ben de sizin yanınızdayım. Birlikte o deniz kenarında kumların üzerinde çıplak ayaklarımızla yürüdüğümüzü hayal edin. Evet, çıplak ayaklarımızla yürüyoruz. Evet. Toprağı, kumun ısısını hissediyoruz. Dalgaların ayaklarımıza dokunuşun, tenimize dokunduğunu hissediyoruz. Güneşin bize yansıttığı o enerjiyi, o ısısını hissediyoruz. Güneşi hissediyoruz, rüzgarı hissediyoruz, toprağı hissediyoruz ve suyun dalgaların o köpüklerinin de ayaklarımıza dokunuşlarını hissediyoruz. Ve birlikte kendimizi okşayarak yolumuza devam ediyoruz. Ve benimle birlikte birden 20'ye kadar adımlarımızı sayıyoruz. Hadi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kendinizi okşamaya devam ediyorsunuz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ve gözlerinizi açın. Kafanızı hiç kıpırdatmadan sadece gözleriniz sağa ve sola çevirerek 1, 2, 3, 4, 20'ye kadar hızlı hızlı sayıyoruz. 1 sağa, 2 sola. Sadece gözlerimiz bakıyor. Sağa ve sola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gözlerimizi tekrar kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Sesi açık olan arkadaşımız kapatırsanız çok iyi olur. Şimdi yine de kendinizi okşamaya devam edin canlar. Ve ikimiz yine de birlikte bir bahçede hayal edelim. Sizinle birlikte ben de bahçedeyiz. Çimlerin üzerinde yine de çıplak ayaklarımızla geziyoruz. Ve oradaki çiçeklerin, kızılgüllerin kokusunu hissedin. Böyle o güllerin, o çiçeklerin kokusunu çekin içinize. Ve orada da yine de adımlarımızı saymaya başlayacağız. Birden 20'ye kadar adımımızı saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi yine de gözlerinizi açın. Kafanızı kıpırdatmadan sadece gözlerinizle sağa ve sola bakarak yine de birden 20'ye kadar hızlı hızlı sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gözlerimizi tekrar kapatıyoruz. Evet, kapatın gözlerinizi. Yeniden kendinizi kendi evinizde kendinize ait bir odada hayal edin. Evinizdesiniz,
kendi evinizde. Kendinizi okşamaya devam edin canlar. Sağ eliniz sol omuzunuzda, sol eliniz sağ omuzunuzda ve omuzunuzu sıvazlayın canlar. Evet. Ve odadasınız. Odada masanın üzerinde bir bilgisayar var. O bilgisayarda bir şey yazarken kendinizi görün. Neyse yazıyorsunuz orada, bir şeyler yazıyorsunuz. Ve o klavyelere dokunarken yine de birden 20'ye kadar saymanızı istiyorum. Bir, dokunuyoruz klavyelere. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi de yine de gözlerimizi açıyoruz. Kafamızı kıpırdatmadan sağa ve sola bakmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yine de gözlerimizi kapatıyoruz. 20'ye kadar saydık ve gözlerimizi yine de kapattık. Muhteşemsiniz. Şimdi kendinizi bir yemyeşil çimlerden düzelmiş, oluşmuş bir merdivenlerin tam başında görün. 20 katlı bir merdivendir. Aşağı ineceğiz. O merdivenin başındasınız. Kendinizi okşamaya devam edin. Ve aşağıya iniyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ve önünüzde birisinin durduğunu görüyorsunuz. Önünüzde birini hayal ediyorsunuz. Silüet gibi. Tam da net görmüyorsunuz bu kimdi. Önünüzde birisi durmuş. Ona bakın. Ona bakıyorsunuz. Hayal edin. Biraz yaklaşın. Yaklaşın ona. Ve yaklaşınca onun sizin kendiniz olduğunu görüyorsunuz. Bu sizin yüksek benliğinizdir. O sizin kendiniz. Ona dikkatle bakın. Onun kendisini nasıl hissettiğini, neler gördüğünü, neler duyduğunu, ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu, o sizin gelecekten yüksek benliğiniz olduğu için daha başarılı, daha yetenekli, o bugün sizin istediğiniz her şeyi yapmış birisi o. Öyle hayal edin. Bakın ona bakın, onun gözleriyle, onun oturuşuna bakın, onun kendi konuşmasına bakın, takip edin onu. Bakın bakalım nasıl birisini görüyorsunuz? Evet. Şimdi ona yine de bir adım daha yaklaşın ve onunla bir bütün olun. Onunla birleştiğinizi hayal edin. Onunla birleştiniz ve siz onunla bir bütünsünüz. Evet, orada istediğiniz o Fatma, o Züleyha, o Dilşat, o Sevil, o Aysel, Himet, Svetlana, Süheyla, Esma, Rukiye, Songül. Evet, sizsiniz. Artık istediğiniz her şey Necmiye Hanım, Tülay. Evet, istediğinizi olmuş halinizde birleştiniz. Onun gibi hissedin. Onun gibi görün. Onun gibi, onun duyduklarını duyuyorsunuz şu an siz. Ne kadar mutlu, ne kadar huzurlu, ne kadar başarılı.
Görün, hissedin, yaşayın lütfen onu. Oradaki o kendinizin yaşadıklarını siz de yaşayın. Tülay Hanım, lütfen sesi kapatır mısınız? Işırtı geliyor. Teşekkür ederim. Evet. O mutluluk yüzünüzden yansısın, dışarı yansısın, gülümseyin, mutluluğu yansıtın evrene. Gerçekten o istediğiniz sizsiniz şu an. Olmasını istediğiniz siz. Başarılı, zengin, mutlu, huzurlu, sağlıklı. Kim ne istiyor? O. Osunuz. Evet. Ve şimdi onun bu yola, bunlara nasıl ulaştığı yola bir bakın. Bakın. Nasıl şimdiki siz oldu o? Evet, ben bunu yapabilirim deyin. Ben bunu yapabilirim. Bunu yapabilmek için tüm her şeye sahibim. Evet, ben bunu yapabilirim. Kendime izin veriyorum. Ve hemen şimdi bunun için yol almaya başladım bile. Hemen şimdi bunun için yol almaya başladım bile. Ben bunu yapabilirim. Evet, ben bunu yapabilirim. Ve onu hissedin, onu tüm hücrelerinizden, tüm vücudunuzdan hissedin. Ve şimdi ben birden 20'ye kadar sayacağım. Ve ben saydığım her sayıda gerçekten o anınızı yaşamış, yaşayın, yaşayın tüm hücrelerinizle. Nasıl bu kadar şanslı oldum Allah'ım, böyle sevinçli, mutlu. Yani o mutluluktan nasıl gözyaşlarınız akar mutluluktan. Yani onu öylesine yaşayın. Yani şu an şimdi hemen onu yaşıyormuş gibi yaşayın. Yani onu çekin hayatınıza. Hak ettiğin o sağlığı yaşa. Hak ettiğin o bolluğu yaşa. Hak ettiğin o zenginliği, hak ettiğin o evi almışsın. Görüyorsun. İçindesin. Gez, dokun, otur. Yemek yap, bir şeyler yap. Sen her şeyi yapabilirsin. Sen bunu yapabilirsin. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Derin bir nefes al ve buraya geri dön. Tamam. Yine çok güzeldi. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olsun Çok canım. seviyorum bu çalışmayı. Evet. Zaten sizlerin Teşekkürler. istekleri üzerine bunu tekrar yaptım. İsteğiniz üzerine. Şifa olsun. Teşekkür Teşekkürler. ederim. Şifa olsun. Teşekkürler. Allah razı olsun sizden. Amin. Şifa Allah olsun. şefa versin. Amin.
Sağ olun Teşekkürler. canım. Elinize sağlık hocam. Nasıl hissettiniz kendinizi? Şimdi Çok. bakın, şimdi bakın ne kadar o az önceki duygu ve şimdiki duygunuz nasıl? Nasıl? Yazabilirsiniz, konuş. İyi. İyi. Çok iyi hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ Olsun. olun, sağ olun. Şu... Sevin hocam, Allah razı olsun. Şifa Amin. olsun. Çok Allah sağ ol. size de can sağlığı versin. Mutlu, Dilşat abla, huzurlu, hoş bolluk, geldin sen de. bereketli. Hoş Hoş geldiniz. geldin, hoş geldin Dilşat abla. Dişat Hanım, ha evet bugün ilk defa katıldı. Evet. Gitti ben. Evet. Gitti mi? Yok. Ha, düştü yani. Oldu canlar. Ben biraz yine de. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yoksa biraz üzüldü sayın görüyorsunuz. Yine de sizinle varım. Yani biraz sıkıntılı oluyorsa da yine de şifa olsun. Sizi Yedin hocam. seviyorum. Yatın. Yatın dinlenin. Çok emek Sizi veriyorsunuz. Allah seviyorum. İyi razı ki olsun. varız. Görüşürüz. Sağ Emek olun. versiniz. Çok teşekkür Teşekkür ederim. ederiz. Görüşürüz. Biz de sizi severiz. Sağ olun.
Ben ikinci kılınç yaptım başıma, yansıtsana kaçırmayın. Bu balkona bizi dökeyim. Makinedeki çamaşır kübra onu döker. Kübracığım onu dikkat et. Oraya koydun döker onu. İçinde su var çünkü. O bardağa dikkat et anneciğim. Kaldır bırak. Küçük müsün bir deli? Hadi bak sen kendine güzel bir sunum yaptın. Çıkmış mı onlar senin? Tamam. Döküyor. Bence yapma. Biraz enerji topla kendine. Her gün annen gelmeyecek ha. Kendine enerji topla. Her gün annen gelmeyecek. Kübra, mutfağa git, derslerini annen koymuş oraya. Derslerini yap hadi gülüm.
Selamlar. Toplantı bitti mi?